Aslında Asena'nın dediği doğru. Barış biraz konuşsa. Kürşat diyor ki e, karaktersiz diyor hepimize. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani Barış orada diyemiyor ki Asena'nın haklı olduğu noktalar var. Ya çıkıp dese bir böyle diye bir rahatlar insan. <laughs> hani ya bir konu vardır içinde. Hep konuşmak istersin. Evet. Konuşamazsın ama konuştuktan sonra çok <laughs> rahatlarsın ya. Bak Barış kırılma anı şu içindekileri... ...ben Barış'tan bak önümüzdeki günlerde... ...bir, bir röportaj patlama. bekliyorum... Evet ...büyük bir ağlamalı bir röportaj bekliyorum... ...göreceksiniz... ...bir böyle e, kendi içini dökecek... ...ve sıkıldım artık... ...çok bunaldım evet... ...böyle ama beni de anlasınlar... E, ...ben buraya... ...işte bak şu görüntülerden bahsedeyim... ...ben buraya e, bir şeyleri ispat etmek için geldim... ...ama anladım ki burada ispat etmem gereken... ...başka durumlar da varmış... ...tadında bir konuşma bekliyorum Barış'tan... ...ve bunu yapması lazım... Çünkü gerçekten sönmüş balon gibi orada duruyor. E oyun da alamıyor. Alamaz da öyle gözüküyor. Yani şu an alacak gibi değil. Aziz de diyor barıştan daha cesur bir açıklama beklerdim diye. Yani gerçekten ee, artık oradaki insanlar da bu durumun net bir şeklini Sadece işte Cansu bekliyorlar için parmak kaldırın dendiğinde parmak kaldırmayan barış değil. Biraz böyle e, pasif agresif bir durum istiyorum barıştan. Böyle bir atak yapsın. Barış hep böyle orta sahada top çeviriyor. Bazen geri kaleciye pas veriyor. Hayır abi, bindir kanatlardan. Bindir yapsınlar ortayı kafayla koysunlar. Budur abi. Survivor budur. Survivor mücadeledir, hırstır. Survivor korkakları sevmez. Bak bu da benim lafımdır. Gerçekten Survivor korkakları ve e, sessiz olanı sevmez. Bir şey hissediyorsan Barış arkadaşlarına karşı bunu söyle. Yoksa günü kurtarmaya çalışıyormuş gibi duruyorsun. Yoksa Yusuf'un nefisinin performansına sığınıyor ya da performansından dolayı onlara cevap veremiyor. Şu an zaten takımda işler iyi gidiyor. Aman ben konuşmuyorum. Konuşmayayım gibi duruyorsun. Hayır. Gerçekleri söyle abi. Çıkıp kral çıplak demesi lazım birilerinin. Bu kadar basit. Hı hı. Evrimciğim. Şampiyon olmak istiyorsa Barış sadece konuşması lazım. Bak Barış'ın zaten arkasına almış olduğu bir rüzgar, bir kitle var. Her zaman söylüyoruz. Bir adaletsizlik var. Hı hı. Ama bunu kabul eden, gelmek isteyen, kendini orada çok görmek isteyen, beni normalleştiren diyen de bir Barış var. Hı hı. Bu da ayrı bir konu. Orada olduğu için mutlu. Evet. Bunları bilerek oraya gitti. Ama e birazcık da hakkını ara be. Sana orada hesap sorduklarında bir, sana cevap vermeyeceğim. Bana da böyle hesap sorma, üstüme üstüme gelme Kürşat. Seninle Hı. konuşmak istemiyorum. Nasıl düşünüyorsan öyle düşün. Sana verecek cevabım yok de ya. Aynen. İşte konular senin bildiğin gibi değil de sen konuları çarpıtıyorsun da ya bir şeyler anlatmak, açıklamak zorunda değilsin. Konuşmayacağım seninle de ya. Bir tepki koy. Asena haklıydı karaktersiz konusuna gelince de ha öyle ha böyle siz nasıl üzerinize alınıyorsanız cevap vermek istemiyorum bu konuda yiyin birbirinizi de hmm. bir cevap ağzından bir şey çıksın ya da karaktersizsiniz de ya da Asena'nın dediklerine katılıyorum üzerimde bir mobbinginiz var ama karaktersiz kelimesi ağır evet. daha zamanı gelmedi de hani birazcık alttan alttan da laf vur. Bir karaktersizliğinizi görürsem zamanı geldiğinde söyleyeceğim zaten. Merak etmeyin de. Biz bu masada günlerce senin bu verdiğin ayarı konuşalım. Barış, bak her zaman diyorum. Barışı seviyorum, takdir ediyorum ama barışın hakkını savunmaktan, bu adamın barışın hakkını savunmasından, senin aynı şeyi yapmandan ben sıkıldım. Onun için dedim ya adamın başına iş açtı Asena. Bak Barış konuşamıyor, biz konuşuyoruz. Bizi konuşturdu Asena, Barışı değil. Evet. Konu bu. Bu arada şunu da söylemek <laughs> istiyorum. Asena kalkıp kendisine kansız dendiğinde ya da bir köpek dendiğinde laf ediyordu. Kusura bakmasın, karaktersiz demek de. Asena'ya yakışmadı. Evet. Yani o da sert bir tabir. Ee, orada Kürşat biraz Barış'a üst perdeden bile konuşsa e, burada biraz Asena'ya karşı sorgulaması lazım. Hedefi aslında Asena'nın neden bunu dediğiyle ilgili Asena'ya karşı bir tavır koyması lazım. Olay bitmiş Barış'a geliyor. Bize karaktersiz dedi. İşte sen ne düşünüyorsun? Ee, olayı başka bir noktaya çekiyor. Evet. Barış da topu çevirince orta sahada demek öyle ben de seninle konuşmuyorum diyor çünkü net bir cevap şey alamıyor Kürşat orada senin hedefin Asena sana karaktersiz diyen Barış e, şey Barış diyorum Asena sen niye Asena yüklenmiyorsun da Barış'ı zayıf buldun Barış'a yükleniyorsun çünkü ağzına duymak istiyorsun karaktersiz desin de oh bana arkadaşlar tamam değil. yüklenin Barış'a bana karaktersiz dedi bize karaktersiz dedi performans da kötü zaten ne işi var bunun burada bu yolu açmak istiyorlar var işte buna izin vermiyor. Ama tekrar söylüyorum. Bu lafla ilgili eğer Kürş diğerleri çok alınmadı da bir parça Yusuf bir ayaklandı. Kürşat'ın hedefi Asena olmalı. Ne oldu? Asena'ya hesap sormaya çok e, yüreği yetmiyor mu bazı insanların. Asene Asena evet. eli maşalı çünkü biraz. Korkuyorlar Asena herhalde. Ya de demek zayıf aklına böyle. Gelmiyor mu senin dediğin gibi? Biz sana Yusuf zamanında böyle 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 söyledi. Ortalığı yıktın. Peki sen bana ya da ki, bize nasıl karaktersiz dersin? Kime söyledin Asena diye biri hesap soramıyor mu? Ay kendimi atacağım oraya gerçekten ya. <laughs> Peki bu tartışma e, konseyde taşınıyor tabii ki. Konseyde bu konuyla ilgili neler konuşulmuş? Evet, konseye taşınan tartışmada başka detaylar da çıktı aslında. <laughs> ee, basket oyunundan sonra verilen ödüldeki konuşmalar da çıktı <laughs> ve sonra Asena tek başına böyle bir monologla bir serzenişte daha bulundu. Aslında karaktersiz dediği kişinin de birazcık daha Osmanca'na yönelik olduğunu. ...çıkarttım ben kendi adıma buradan. Ama yani Asena buraları böyle... ...bir anlamda güzel değerlendiriyor. Şu an yaptığı bu tek başına olan konuşmanın... ...bir şekilde çekildiğinin ve... ...yayınlanabileceğinin farkında, farkında. olduğu için... E, ...bazen hamlelerini doğru oynuyor diyebiliriz. Evrimcim sen ne diyorsun? Şimdi... ...bir önceki tartışmamızda... Hani ...Hakan abiyle farklı yönleri... ...aslında savunmamızda... ...ben yine hala aynı düşüncelerimdeyim. Hı hı. Çünkü aklıma geliyor. Asena Barış'ı yazanlardan biri miydi konseyde? Sanki Barış'ın ismini yazdı diye hatırlıyorum. Bir kere yazdı galiba. Olabilir. Sen o zaman Barış'ın neden ismini yazıyorsun bu kadar? Eğer ona inanıyorsan, onu tutuyorsan Barış'ı yazana kadar başka yazacak herkes vardı. Sen isim vermesen Asena Barış'ı savunurken tamam diyeceğim ama hedef gösteriyor. Osman, Yusuf, daha sonra Buse Kürşat Kürşat ismi çıktı mı bilmiyorum ama hedef gösteriyor. Yani barışı kullanarak diğer rahatsız olduğu ve sevmediği insanları konsey bakın Survivor'ın kalbidir. Şu da geldi aklıma. Eee Asena Potaya girdiğinde bütün bu ee, aslında şu an tepki gösterdiği insanların hepsi Asena Potoya diye bağırdıklarında Asena da bundan sonra korksunlar benden. Hani her fırsatı değerlendireceğim de demişti aslında hı hı. bir anlamda. Bu sebepten de yapıyor olabilir bu. O her fırsatı değerlendirsin ama samimiyetsizlikten midem bulanıyor demişti ya. Hı hı. Benim de midem bulanıyor. Hı. İsim vermese, hedef göstermese her zamanki yapmış gibi Barış'ı desteklese, ismini yazmasa, Barış'ın üzerine yüklendiklerinde bu senin yanında yatmasa, uzanmasa, hep bir tepki koysa Asena'nın ben samimiyetine güveneceğim.